Evet, sayın veliler, kıymetli misafirlerimiz, Veli Akademisi programımızın 5. gün 1. oturumunda yeniden birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz evdeki Mozart, çocuklarda yeteneğin keşfi, çocuklarda müzikal beceri ve doktor öğretim üyesi Onur Altıntuğ hocamız bizlerle birlikte. Güçlü alkışlarla onu sahneye davet ediyorum. Merhabalar, herkese hoş geldin. Bu kar atıştıran sabah çocuklarımız için buradayız. Bu bakımdan katılımınız için çok teşekkür ederim. Sağ olsun Mert, ünvanlarımızla davet ediyor ama ondan önce ben asli sıfatlarımdan bahsedeyim. Bir anne babanın evladı, bir eşin hayat arkadaşı, çocuklarının babası, kardeşinin abisi, arkadaşlarının canısı ve öğrencilerinin hocası Onur Altıntuğ ben. Teşekkürler. Aslında çok güzel bir etkinlik oldu. Keşke katılım daha fazla olsaydı ama bu denememizi önümüzdeki süreçte daha da derinleştirerek gideceğiz. Teşekkürler sona kaldığı zaman unutuluyor. Ben müsaadenizle önce bu etkinlikte emekleri olan Sayın Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Ethem Sevil Bey'e ve Müdür Yardımcımız Ahmet Seyfi Doğan Beyefendi'ye fikriyatlarından ötürü teşekkür ediyorum ve bir alkış da kendimle için istiyorum. Çok güzel konular işlendi 4 gün boyunca. Çoğu da teknik konulardı. Ben bugün teknik konulardan uzak, kendimden bahsetmek istiyorum size. Nasıl bu konuma geldik, neler yaptık, hayatın hangi evrelerinden geçtik ve nasıl yeteneklerimizi keşfettik, nasıl kendimizi tanımlamak için çabalar harcadık, bunlardan bahsetmek istiyorum. Öğretmen, anne ve babanın İkinci evladı olarak dünyaya geldim. Birinci evlatları doğum sırasında vefat ediyor. Ve o süreçten sonra raporla belirlenmiş bir şekilde artık Altıntuğ çiftinin evlatları olamaz diye Ege Üniversitesi'nden rapor veriyorlar. Allah'ın hikmeti, doktorların açıklaması, tıbben çocuklarınız olmaz ama bu soyun devamı gelecek diyerek annem bana hamile kalıyor. Ege Üniversitesi'nde şöyle bir şey var, mucize çocuk diye bir tanımlama var benimle alakalı. O yüzden de biraz özel olduğumu hissediyorum. Sebebi şu, şımarıklıktan değil, lütfen yanlış anlamayın. Çünkü cidden tıbben çocukları olmayacak bir yerden dünyaya gelmiş bir evladım ve yine çocukları olamaz denilen yerden bir kız kardeşim var. Hayat mucizelerle dolu. Bu süreçte demişler ki artık gençsiniz, gezin, tozun, araba alın, eğlenin, hayatınızın akışına bakın demişler. Onlar da mücadele etmiş. Ve böyle bir mucize Allah tarafından onlara gerçekleştirilmiş. Ben köyde büyüdüm. Annem babam öğretmen olduğu için lojmanlarda büyüdük. Ve ilkokul için ilçeye annemle beraber geldik. Şöyle bir şey oldu. Ben 5 yaşımdan beri kendimin farkında olan bir çocuktum. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Nasıl başardım ya da kader midir? Onu da bilmiyorum. Bugünkü konumuzu da onun üzerine temellemek istedim. Evdeki Mozart. Çünkü bizim evimizin Mozart'ı bendim. Biliyorsunuzdur belki Wolfgang Amadeus Mozart. Klasik müziğin küçük dahisi olarak adlandırılan bir sanatçıdır. Ve bazı kaynaklara göre bugün, bazı kaynaklara göre yarın doğum günü.
Özellikle konuyu seçmemin sebeplerinden birisi de buydu. Bu metaforu kullanmak istiyorum çünkü 268 yıl önce dünyaya gelmiş ve dünyaya büyük eserler bırakmış bir şahsiyet. Anadolu'da da çok büyük eserler bırakmış, kıymetli sanatçılar, bilim insanları, ilim insanları, irfan insanları mevcut olmasına rağmen bu kadar etkili ve dünyaya hakim olamamışlar. Sebepleri şu, çünkü kendilerini tanıyamadan, kendilerini keşfedemeden bu dünyadan göçüp gitmişler. Doğan Cüceloğlu hocamızın rahmetli bir sözünü paylaştım dün. Ülkemizde şöyle bir durum var. 14'ünde ölüyorsunuz, 70'inde gömülüyorsunuz diyor. Yani kişi kendini tanıyamadan, kendinin farkına varamadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Mozart 3 yaşında ablasının piyano çalmasından etkilenerek onu taklit etmiş ve 5 yaşında ilk bestesini yapmış. 17 yaşına geldiğinde Avrupa'nın en büyük müzisyenlerinden birisi olmuş ve talihsizlik bu ya 35 yıllık bir ömrü olmuş. Fakat bu 35 yıllık ömüre 600 tane eser bırakmış. Benim için ayrıca önemi şu, Mehter Marşı'mızdan esinlenerek Türk Marşı'nı bestelemiş. Çoğunuz bugün duymuşsunuzdur. Benim hikayem tabii Mozart kadar kaliteli değil ama benim de ona benzer bir hikayem var. Burada önemli olan benim hikayemden ziyade anne ve babamın bu hikayedeki asli görevleri, sorumlulukları. Onlar da nelerdir? Bizim koşulsuz şartsız eğer iki birey sağlıklıysa çocuk dünyaya getirmelerinde bir engel teşkil olmuyor. Ama çocukları dünyaya getirdikten sonra onları nasıl şekillendirdiğiniz sizin elinizde oluyor. Haliyle siz çocuklarınızı ya olmalarını istediğiniz şekilde eğitiyorsunuz, büyütüyorsunuz ya da çocuklarınızı keşfediyorsunuz. Aslında Veli Akademisi'nin temel amaçlarından birisi de anne ve babaların çocukların içindeki cevheri, elması, mücevheri ortaya koyup koyamadıkları, onları tanıyıp tanıyamadıkları ile alakalı. Bütün eğitimler öyle. Okuma alışkanlığından tutun da çocuklardaki sağlığı, öğleden sonra sunumda, Meltem hocamızın sunumda olacağı gibi hareket eğitimine, fiziksel özelliklere kadar gen aktarımıyla dünyaya getirdiğiniz çocuklarınızın yaşamdaki rollerini tespit ediyorsunuz. Bu bakımdan çocuklarınızı gerçekten tanıyor musunuz? Tanıdığınızı düşünüyor musunuz? Şunu duyar gibiyim. Elbette tanıyorum. O benim çocuğum. Benden iyi. Onu kim tanıyabilir diyeceksiniz. Ama çok özür dileyerek söylüyorum. Ben de iki erkek çocuk babası olarak çocuklarımızı objektif olarak tanımıyoruz. Tanıdığımızı düşünüyoruz. Bu bakımdan şöyle bir şey var. Eskiden milli eğitim sistemimizin güzelliği, kaliteli oluşu öğretmenlere bu vazifeyi veriyordu. Ama son yıllarda artık öğretmenlerin de kendilerini keşfedememesi, bu yolu bulamaması, aflarına sığınarak söylüyorum, bu bir gerçek. Sizin çocuklarınızı da temelde hangi becerilere sahip olduklarını anlamadan mezun ediyorlar. Dönelim bana. İlkokul sürecinde annem babam İstanbul'da okumuşlar. İlkokula başladık. Annem ve babam mandolin çalıyorlar. Fransızca eğitim almışlar. Yaşadığımız çevreye göre kültürel ve sosyal olarak iyi bir konumdalar. Ben şöyle keşfedildim. Tamamen babamın ya ben bağlama çalmak istiyorum ama bu bağlamayı çalamadım, benim çocuğum bağlama çalsın yönlendirmesiyle keşfedildim. Rahmetli Banazlıyım ben aslen. Rahmetli Banaz'da Mehmet Temel hocam vardı.
O bağlama çalardı. Ona kursa gittim. İkinci derste Tren Gelir Hoş Gelir'i çalmaya başladım. Mehmet Hocam dedi ki, bunda bir şey var. Bir sıkıntı var bu çocukta, imkanı yok dedi. Bunun ikinci derste Tren Gelir Hoş Gelir çalmasının imkanı yok. Üstüne gidelim dedi. Kız kardeşimle beraber gidiyorduk. Ondan sonra Özge bıraktı bağlama kursunu. Ben devam ettim. Analitik yeteneğim, matematik hafızam ve problem çözme yeteneklerim olduğunu biliyordum. Fakat böyle bir özelliğimin olduğunu, yani müzikal bir becerimin olduğundan haberdar değildim. O zamanlarda da dergi abonelikleri vardı. Gazete küpürleri biriktirilirdi biliyorsunuz. Orada bir yazı okumuştum. Müzik eşittir matematik. Ya da matematik eşittir müzik. Sonra parçaları birleştirmeye başladım. Dedim ki, sanıyorum bu denklemin arasında bana bir yer var. Ardından o zamanki hevesler bağlama çalmaya devam ettik. Ve 80'li yıllar babamın öğretmen maaşının çok 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 üstünde bir rakama gitar aldık. Ben bu varoluşu, içinde bulunduğum durumu daha profesyonel bir hale taşımakla ilgili kaygılarım vardı. Köyden gelirdik, ilçede oturuyorduk. Annemin görevi ve benim ilkokul sebebiyle köyden gelirdik. Sobalı evde, babam o telaşla öğle arasında sobaları yakmaya çalışırken ben oturur hemen gider gitar çalardım. Yemek yemezdim. O kadar ilgimin dışındaydı. Ve okula gittiğimde aklımda hep müzik vardı. Ama var olan derslerimden de geri kalmadım. Ortaokula geçtim, Anadolu Lisesi'ne. Ortaokulda okudum, liseyi Anadolu Lisesi'nde okudum. O süreçte de bunu devam ettim. Süreç böyle akıp giderken babam hep benim mülki idareler okumamı istiyordu. Ya avukat olmamı ya vali olmamı. Her anne babanın çocuklarına istediği gibi. Ben de hayatımın o alanında, yani meslek seçiminde mutsuz olacağım bir alanda bulunmak istemiyorum. Tırnak içinde söylüyorum, affınıza sığınarak. Olsaydı güzel olurdu. Yapabilir miydim? Yapabilirdim, başarabilirdim. Ama mutlu olabilir miydim? Mutlu olamayacaktım. Onun farkındaydım. Ve dedim ki ben müzikle iştigal etmek istiyorum. Konservatuar okumak istiyorum. O zaman konservatuarı bilen yok. Konservatuarın ne olduğunu bilen yok. Babam dedi ki, oğlum sen avukat ol, yine bağlama çal, gitar çal. Sen doktor ol istiyorsan, yine bağlama çal, gitar çal. Ben de dedim ki, hayır. Ben bir işi tek başına ve profesyonelce yapmak istiyorum. Bu bakımdan bana destek olmanızı talep ediyorum. Babam, isteklerimle yeteneklerim arasında gidip geldiğimi düşündü. Sürekli olarak istiyorsun, bunu yapmak istiyorsun ama sendeki yeteneğin var olup olmadığından haberdar değiliz. Peki nasıl haberdar olacaktık? İçinde yaşadığımız koşullar buna elverişli değildi. Çünkü bunu tespit edebilecek bir sistem, mekanizma yoktu. Bu bakımdan elimizde bir çare de yoktu. Şöyle bir cümle var biliyorsunuz. Coğrafya kaderdir. İşte ben de o coğrafyanın kaderinden muzdarip olmuş, buna maruz kalmış bir kişiydim. Neyse, lise yıllarına geldik. Güzel gidiyor, her şey güzel gidiyor. Ama bu süreçte de annem sürekli beni destekliyor. Şöyle bir lafı var, hiç unutmuyorum. Şöhretin nereden geleceği belli olmaz oğlum. Hayallerinin peşinden git.
Buradaki kullandığı şöhret kelimesi şan, ünvan anlamında değil. Yani sen mutlu olacağın işi yap, mutlu olacağın yerde ol, sonucu ne olursa olsun mutlu olduktan sonra her şeye katlanabilirsin. Ve lise yıllarıma geldiğimde artık üniversite telaşı başladı ve bu telaş içerisinde müzik hep olduğu yerde kaldı. Bir ara hayatımdan çıkarmaya karar verdim. Ama başaramadım. Sonra üniversite sınavına girdim. Çok iyi de bir puan aldım. Yani İstanbul'daki üniversiteleri tutuyordum. Şöyle bir şey oldu. Babam dedi ki, İstanbul'u kazanırsan seni göndermem. Babacığım, müzik okumak istiyorum. Olmuyor. İstanbul'a gideceğim. Olmuyor. Bizim zamanımızdaki İstanbul artık yok. O İstanbul'da güvenle ilgili problem var. Ne yapacağız? Sen bir yıl daha çalış. Biraz daha puan al. İşte avukat ol. Ben dedim ki, kıymetli babam, ben hayallerim peşinden gideyim. Sen de beni destekle. Bilmediğimiz bir alan, çünkü böyle bir şey daha önce hiç görülmüş değil. İzmir'e götür beni. İzmir'de mutlaka bu işin hocaları, ustaları vardır. O zaman da amcam Devlet Demir Yolları'nda yönetici. İzmir'e Alsancak'a gittik. Alsancak Garı'na, amcamın yanına. Dedi ki, bu çocuk çalgıcı olmak istiyor. Şimdi toplumsal bir takım sıfatlar var. Çalgıcılık bir meslektir. Onurlu da bir meslektir. Sadece kullanım alanları itibariyle ülkemizde kıymeti harbiyesi yoktur. Ben de dedim ki, evet, ben çalgıcı olmak istiyorum. Ama iyi bir çalgıcı olmak istiyorum. Okulunu okumuş bir çalgıcı olmak istiyorum. Ve belki çalgıcı olacakların hocası olmak istiyorum dedim. Amcam bizi birilerini buldu. Kimseyi tanımıyoruz. Kurslar aldım. O zaman mark var. Euro'yu henüz geçirmemiş. Bütün dersler mark üzerinden. Kesinlikle ekonomimiz tutmuyor. Babamın ve annemin maaşı benim alacağım özel derslere ya da toplumsal toplu derslere yetmiyor. Peki ne yapacağız? Evlat istiyor. Bağrımıza taş basacağız. Sağ olsunlar. Ellerinden öpüyorum. Bağırlarına taş bastılar. Ve ben istek mi yetenek mi noktasında kalmış babamın oğlu olarak 1800 kişinin girmiş olduğu konservatuar sınavına birinci yerleştim. Sınav sonuçları açıklanıyor. 100 tane asil var. 4 bölümde 25-25-25. 60 tane yedek var. İşte o heyecanla. Sınavdan çıktığımda ben biliyordum kazandığımı ama hani öyle derece falan beklemiyordum. Sınavdan çıktık. Kapıya liste asıldı. Şimdi telefonlara geldiği gibi SMS falan gelmiyor. Babam 60. yedekten başladı. Parmağıyla takip ediyor. 60. yedekten başladı. Ben de o heyecanla babamın parmağını takip ediyorum. Hiç aklıma gelmiyor ki ben de yukarıdan bakayım, ortada bir yerde buluşalım, oldu mu olmadı mı? Parmağını takip ediyor. 60. yedeğe geldi, yani 1. yedeğe geldi, babam gülmeye başladı. Dedi ki, diyormuş ki, sonra yıllar yıllar sonra diyormuş ki, olur kazanırsa yedekten kazanır. Babam çok keyifli, ben çok üzgünüm. Ama o an bu duygularımızı bilmiyoruz karşılıklı. Herkes içinden konuşuyor. Sonra asil listeye geldi. Birinci sırada ismimi gördük. Ve 18 yaşındayım. 18 yaşına kadar işte ilkokul, ortaokul, lise ve ergenlik dönemlerinde yaşadığımız birçok çatışmanın ötesinde o gün babamla olan ilişkim
180 derece değişti. Benim babam öğretmen. Ve şunu dedi. Oğlum, ben senin bunu bu kadar istediğini, bu kadar yetenekli olduğunu ve bunu başarabileceğine inanmadığım için senden özür dilerim. Ve konservatuara başladık. Çok güzel gidiyor. Her şey çok güzel gidiyor. Hedefim şu. Müziği anlatabilmek, müziği yaşayabilmek ve en nihayetinde mutlu olabilmek. Biz konservatuara girdiğimizde şimdiki gibi pedagojik formasyon eğitimi maalesef yoktu. Yani konservatuardan çıktıktan sonra ülke şartlarında ne olacağınız belirsizdi. Ama ben inanılmaz mutluydum. Çünkü her sabah 8'de kalkar, 8.30'daki derse şevkle gider, 5.30'a kadar kalır, 5.30'dan gece 10'a kadar bireysel odalarda çalışmaya çalışır. Çünkü orada tertipçilik var. Maalesef piyano odaları eskisi gibi yoktu. 2 tane piyano vardı okulda. Üst sınıflar. Üst sınıflar piyanonun başına geçer ve size sıra gelmesini beklersiniz. Bazen haftalarca sıra gelmez. Ona rağmen çalışmaktan hiç geri durmadım. Şimdi gelelim konumuza. Teknik sıfatlarımı programın sonunda anlatacağım. Buradaki çıkaracağımız ders anne baba olarak şu. Ben konu başlığında görmenin ötesi dedim. Görmenin ötesini şöyle tanımlamak istiyorum müsaadenizle. Bir kimsenin bütün özelliklerini yakından bilme ve tanıma halidir. Ve ona her baktığınızda gördüğünüzü düşündüğünüzden daha fazlası olduğunu keşfetme sürecidir. Her birinizin çocukları var. Bizim de çocuklarımız var. Her biri gelişim sürecinde. Allah sağlıkla büyümelerini nasip etsin. Ama onlara baktığımızda gördüğümüz şeyle onların gördükleri arasında çok büyük farklar var. Yeteneklerini keşfetmeleri için ya da içinde bulunduğu becerileri, kabiliyetleri, kapasiteyi keşfedebilmek için anne babalar bazen yeterli olamıyor. Şöyle örnek vereyim. Ben küçük oğluma piyano dersi veremiyorum mesela. Bunun için başka bir hoca arkadaşımdan yardım talebinde bulundum. Sebebi şu, çünkü anne baba çocuk üçgeninde o eğitim sürecini biz maalesef tamamlayamıyoruz. Çünkü oyuna dönüyor mesele. Hadi tamam çaldık kalkalıma dönüyor. Bunun tamamlanması için ya da bu isteğinin yerine getirilebilmesi için gerçekten içindeki var olan yeteneğin keşfedilmesi için başka bir desteğe ihtiyaç var. Düşünün, ben bir terziyim ama kendi söküğümü bile dikemiyorum. Çok basit bir konu. Yani çok kıymetli bir hocamız var. Dün onunla konuştuk ve önümüzdeki hafta nasipse başlayacaklar. Ha, başarabilir, devam edebilir, sürdürebilir bilmiyorum. Yapabilir, onu da bilmiyorum. Ama bunu yapıp yapamayacağını keşfetmesini bekliyorum. Çünkü ben, eşim de benim konservatuar mezunu, okul arkadaşım. Biz genetik olarak çocuklarımıza bu özelliklerimizi aktardığımızı düşünüyoruz. Kitaplardan okuduğumuz kadarıyla, deneyimlediğimiz kadarıyla. Ama bununla ilgili bir mücadele sürecine kesinlikle çocuğun kendisinin girmesi gerekiyor. Burada anne babalara düşen görev şu. Küçük oğlumun ismi Artun. Artun piyano çalmak istiyorsa bunun için mücadele etmek zorunda. Bana düşen görev ise bu mücadelesinde yanında, hemen yanı başında, arkasında durmak olacak. Büyük oğlum Kerem doğuştan itibaren astım hastası. Artık kronik bir durumda. Çok yetenekli bir çocuk ama müziğe karşı
bizden kaynaklı olabilir. Çünkü evin her zaman içinde bir müzik var. Çok istemiyor müzikle ilgilenmeyi, resimle ilgilenmeyi tercih etti. Ona da aynısını yaptık. Onu da o şekilde yönlendirdik. O da şu an resimle ilgili bir takım dersler alıyor. Yapar yapmaz, devam ettir ettirmez o mücadeleyi o verecek. Ardından benim futbolla hiç işim olmadı ama çok fanatik bir taraftar ve futbol kursuna gidiyor. Yaklaşık 4 yıldır profesyonel bir şekilde futbol icrasında bulunuyor. Futbola gönderirken doktorumuzdan şöyle bir tavsiye almıştık. Çocuğun ciğerleri açılır, çok iyi gelir, mutlaka yapsın, mutlaka gitsin. Evet gittik, çocuğun ciğerleri açıldı, açıldıkça astımı arttı. Ama buna rağmen, bu sağlık problemine rağmen Kerem bugün turnuvalara gidiyor. Futbol sayesinde kendine olan özgüveni yerine geldi. Umarım Artun'un da müzik sayesinde abisi gibi bir süreci takip eder. Onun ötesinde bugün Uşak'tan sizlere bir örnekler vermek istiyorum. Sunumumuzu yapan Mert Doruk. Mert'ciğim bir ayağa kalkar mısın? Mert Uşaklı, anne babanın ilk evladı. Teşekkürler. Jeoloji mühendisliği okudu İzmir'de. O alanda yüksek lisans yaptı. İş sağlığı ve güvenliği belgeleri mevcut. Ama Mert'in annesi ve babası çok yakın arkadaşımız. Mert çocukluğundan beri içindeki aşkı söndüremedi. Ve Mert çocukluğundan beri şarkı söylüyor. Bugün size sunum yapan Mert Doruk aslında Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın solistlerinden bir tanesi. Meslek seçimini bu yönde yaptı. Ve Mert'e bunu sorduğumda, hocam ben burada çok mutluyum dedi. Aslında mühendis olarak çok büyük firmalara danışmanlık yapabilecekken hiç o tarafına bakmadı ve bugün mutlu olduğu mesleği yapıyor. Bir diğer isim Erdem Küçükayvaz. Hocam sizi görsünler misafirlerimiz. Erdem hocamız da Uşaklı. Akademi Uşak Eğitim ve Sanat Platformu'nun piyano öğrencisi. Piyano öğretmeni düzeltiyorum. Ve kendisi Uşağımızın dahisi. Uşağın Mozart'ı diyebiliriz kendisine. Küçük yaşlarda yine, lütfen rahat edin buyurun. Küçük yaşlarda annesinin ve babasının Erdem hocamızı içinde bulunduğu o beceri, yetenek skalasının genişliğini görerek kendini müziğe yönlendirmeleri. Güzel Sanatlar Lisesi'nin ardından Afyon Devlet Konservatuarı piyano bölümüne dereceyle girmesi, aynı bölümde yüksek lisans yapması, şu an doktoraya hazırlanıyor olması ve yaklaşık 8 yıldır Uşak'ta pek çok piyano öğrencisinin yetişmesine katkıları bugün Erdem Hoca'nın annesinin ve babasının sayesinde. Bugün Sema Nur Hanım, Özcan Bey Mert'i desteklemeseydi Mert bu durumda olmayacaktı. Annem Fatma, babam İsmail Hakkı beni desteklemeseydi ben bu durumda olmayacaktım. Burada önemli olan şu, ben alanımla ilgili sizlere tavsiyelerde bulunabilirim. Onun ötesinde elbette dün burada Kemal hocamız vardı, matematikle alakalı tavsiyelerde bulundu. Ondan önce Kenan hocamız vardı, anne baba çocuk iletişimiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Erol hocamız vardı, kitap okuma alışkanlığı ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Ali hocamız vardı, yine sözsüz beden dili iletişimi ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Bizim özlemimiz çocuklarımız. Burada ortak paydamız da çocuklarımız. Gerçekleştiremediğimiz, hayatımızda hiç bize temas etmemiş noktalarda çocuklarımızın hangi alanı seçeceklerine lütfen anne baba olarak yardımcı olun, destek olun. Olmalarını istediğiniz şeyleri olmuş olmaları, bu alanda çalışıyor olmuş olmaları onları çok mutlu etmeyebilir. Ben çok badireler atlattım. Ülkenin birçok yerinde
sınavlara girdim. Her girdiğim sınavda başarısız oldum. Babamla artık ilişkimiz çok güzel seviyelere çıktığından itibaren hep bana destek oldu. Annem sağ olsun zaten hep destekçimdi. Kars'tan Edirne'ye, Malatya'dan Hatay'a, Gaziantep'ten Bolu'ya, Ankara'ya, İzmir'e her yerde sınava girdim. Ve her girdiğim sınavı kaybediyordum. Kaybediyordum. 3 kişi alıyorlardı, ben 4. oluyordum. 7 kişi alıyorlardı, ben 8. oluyordum. 9 kişi alıyorlardı, ben 11. oluyordum. En son 3 yıl kadar bu sınav süreci devam etti. Babam dedi ki, oğlum artık vaz mı geçsek? Hop, başladığımız yere geri dönmüştük. Babacığım, biliyorsun kuruluş ve kurtuluş mücadelesi verdim ben. Tekrar o mücadeleyi vermek istemiyorum. Bana destek oluyorsun, teşekkürler. Ama bu desteğini, bu elini benim üstümden çekme. Çünkü ben senden güç alıyorum. Ben senin varlığından güç alıyorum. Ve biliyorum ki o zaman da bildiğim gibi, hissettiğim gibi, içimde yaşadığım gibi ben bu sınavları da geçeceğim. Bir problem var, bilmiyorum. Benim analiz etmeme müsaade et. Biraz daha dayanalım. Eğer bu konuda yanılırsam, o zaman senin dediğin gibi yapalım. Ben oturayım KPSS'ye çalışayım ve gideyim müzik öğretmeni olayım. Tamam dedi. Sen en iyisini bilirsin. En doğrusunu bilirsin. Ondan sonraki süreçlerde ben nerede hata yaptığımla alakalı çalışmaya başladım. Neden olmadığıyla ilgili çalışmaya başladım. Tabii artık üniversite mezun oluyorsunuz, büyüyorsunuz. Ekonomik özgürlüğünüz elinizde olmuyor. Bu ekonomik özgürlüğünüzün elinizde olmamasından kaynaklı. İnanılmaz bir stres altındasınız. Kendinizi öyle hissediyorsunuz. Aslında hissetmemeniz gerekiyormuş. Çünkü anneler, babalar kaç yaşına gelirse gelsin çocuklarını her daim destekliyorlar. Ardından ben yanlışlarımı buldum. Daha doğrusu yanlışlarım değil de neyi bilmediğimi öğrenmeye çalıştım ve öğrendim. Sonra girdim bütün sınavları kazanmaya başladım. Çünkü içimdeki var olan o heyecanı biliyordum. Ve onun üstüne gittim. Uşak Üniversitesi 2006 yılında kuruldu. 2007 yılında ben Uşak Üniversitesi'nde artık bir çalışandım. Üniversitede hoca olmuştum. Önce usta öğretici olarak nitelendirilen bir kadroyla başladım. Bağlama gitar dersleri veriyordum. Ardından 2 yıllık süre zarfında bunu yürüttükten sonra akademik kadroya geçtim. Akademik kadroya geçtikten sonraki süreçte de hiç durmadan, yorulmadan, usanmadan, içimdeki keşfedilmemiş alanları keşfetmeye çalışarak, sürekli olarak çalıştım, çalıştım, çalıştım. Çalışmayı kendime bir borç bildim. Çünkü başta anne ve babam olmak üzere devletim beni okuttu, dokuttu, buralara kadar geldi. Bu işin diyetini ödeyebileceğim tek yer çalışmaktı. Bunun ekonomik bir bedeli yoktu, tazminatı da yoktu. Sadece yapmam gereken çalışmaktı ve benden beklenen de tamamen buydu. Çok çalıştım, yüksek lisans yaptım. Okurken bir yüksek lisans yapmıştım. Çalışmaya başladıktan sonra yüksek lisans yaptım. Sonra doktora süreci geldi. Onları tamamladım. Tabii bunlar hep zorlu süreçler. İnanın herkesin yaşayabileceği ya da devam ettirebileceği süreçler değil. Ekonomik manada söylüyorum. Yoksa herkes bugün yüksek lisans ve doktora yapabilir. Özel bir alan değil. Bununla ilgili çok harcama yapıyorsunuz. Bu bakımdan söylüyorum. Öğrencilik yıllarımda başladığım TRT müzik kanalındaki programlarım 13 yıl kadar devam etti. Kültür Bakanlığı'yla olan ilişkilerim oraları atlayarak geçtim. Devam etti ve
memleketime öğrencilik yıllarındaki sosyal ilişkilerimi, kendime olan kazanımlarımı memleketime hasretmeye, vakfetmeye adadım bir dönem kendimi. TRT'nin birçok canlı yayınını Uşak'a getirdim. Getirmek için aracı oldum. İşte senfoni orkestraları geldi, aracı oldum. Kültür Bakanlığı burada konserler verdi, aracı oldum. Bunlar sizlere ulaştı, ulaşmadı bilmiyorum. Ama şehrimizde bu işler gerçekleşti. Birçok tiyatro diye vesile olmaya çalıştık. Süreç itibariyle çalışma devam ediyor. İşin özü şu. Yaklaşık 15 yılı aşkın süredir Uşak'tayım. Memleketimde çalışıyor olmuş olmanın büyük avantajlarını yaşıyorum. Ama memleketimde çalışamayabilirdim. Hiç fark etmez. Çünkü vatanın her toprağı kutsaldır anlayışıyla bu işlere başlamıştım. Hala içimde bir şeylerin olduğunu keşfediyorum ve durmadan çalışıyorum. Ve Allah sağlık versin. Babam 70, annem 68 yaşında. Hala desteklerini ellerini omuzlarından çekmediler. Hala o destekleri devam ediyor. Bir evlat olarak sizlere naçizane anne babalara önerilerim şu olacak. Çocuğunuzun farkında olun. Farkında olduğunuzu düşündüğünüz durumlardan lütfen kurtulun. Kendi konfor alanınızda yaşadığınız olumlu olumsuz durumları çocuğunuzda lütfen test etmeyin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım kendi öykümü sizlere aktarabilmişimdir. Sizlerde bir iz bırakabilmişimdir. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Evet, sevgili kıymetli Onur Hocam'a teşekkür ediyoruz. Ve hediyelerini takdim etmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Ethem Sevil Beyefendi'yi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Onur Hocam, kısaca şöyle anlatmak istersek, çünkü yakinen tanıyorum. Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın kurucularından kendisi ve bize müzikal anlamda çok büyük faydası olan bir kişi. Uşak'ta müzik varsa, yapılıyorsa mutlaka Onur Hocam'ın imzası vardır bir yerlerde diye düşünüyorum ben. Çünkü kendini müziğe adamış bir insan. Kendisi de söyledi zaten, ufaklığından, küçüklüğünden beri bu işte uğraşıyor. İşte bir konser varsa, bir yerde müzikal bir ritim, bir şey varsa işte ya notası vardır, ya aranjmanı vardır, düzenlemesi vardır, ya da işte öğrencisi vardır. Hiçbir şey yoksa bile kendisi dinlemeye gitmiştir. O yüzden kendisine yaşadıklarını bize aktardığı için, velilerimize faydalı olabildiği için, olabilmesini gerektiren şeyleri size aktardığı için çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.